Sevgili arkadaşlar merhaba. 26. videomuz olan Yargı 1 videosu ile karşınızdayım. Sevgili arkadaşlarım, bazı arkadaşlarımız Instagram'dan, sosyal medyadan soruyorlar. Hocam kaç videoda bitecek? Sabredin arkadaşlar. Kaç videoda biteceği sizi ne ilgilendiriyor? Bitireceğiz, merak etmeyin. Zaten yargımız ve bundan sonra bir de idare hukukumuz kaldı biliyorsunuz ki sevgili arkadaşlarım. Ve her ünitenin sonunda verdiğim o denemeler lütfen çözülsün. Bakın sizler için ücretsiz deneme hazırlıyorum ve şu ana kadar bayağı bir deneme verdim. Halen daha vermeye devam edeceğim. Yargı bitecek, vereceğim. İdare hukuku bitecek, vereceğim. Genel tekrar yapacağız, gene vereceğim. Lütfen sizler için hazırlıyorum. Siz de bunları çözüyorsunuz ve güzel güzel netler yapıyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Peki, o halde canlar, biz yasamayı görmüştük hatırlayın. Yasama yetkisi Türk milleti adına kimdeydi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Sonra yürütmeyi gördük. Yürütme yetkisi devlet başkanı sıfatıyla kimdeydi? Cumhurbaşkanına aitti. Yargı yetkisi de Türk milleti adına kimdi arkadaşlarım? Bağımsız ve tarafsız mahkemelere aittir diyoruz. Bakın eskiden ne diyorduk 2017 anayasa değişikliğinden önce? Yargı yetkisi bağımsız mahkemelere aittir diyorduk. Ama 2017 anayasa değişikliğiyle birlikte ve tarafsız ifadesinin eklendiğini de unutmuyorsunuz. Peki yargı bağımsızsa, mahkemeler bağımsızsa, bakın mahkemelerin bağımsızlığıyla ilgili 5 tane madde bileceğiz. Ne bunlar? Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Hakimler anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci, kişi, kurum veya kuruluş hakimlere, mahkemelere emir ve talimat veremez. Genelge gönderemez, tavsiye veya telkinde bulunamaz. Bak mahkemelerin bağımsızlığından bahsediyor. Hatta görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşme yapılamaz. Herhangi bir beyanda bulunulamaz. Neden? Yargıya müdahale olur bakın. Mesela görülmekte olan bir dava hakkında meclis bir açıklama yaparsa yargıya müdahale olacağından dolayı ne diyoruz? Görülmekte olan bir dava hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşme yapılamaz. Hatta herhangi bir beyanda, açıklamada bulunulamaz. Hem yasama, hem yürütme, hem de idare yani devlet mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bakın bu saydığımız 5 tane madde bize neyi veriyor? Yargının bağımsızlığını veriyor. Yargının bağımsızlığı olduğu gibi arkadaşlar bir de bizim anayasamızda hakimlik ve savcılık teminatı. Ne demek bu hakimlik savcılık teminatı? Nasıl mahkemeleri garanti altına alıyorsak, bağımsızlığını sağlıyorsak, aynı şekilde hakimlik ve savcılık mesleğinde ne altına alıyoruz? Garanti altına alıyoruz. Nedir bu hakimlik ve savcılık mesleği? Diyoruz ki hakimler ve savcılar azledilemezler. Yani görevden alınamazlar. Bakın hakim ve savcıları koruduk. Hakimler ve savcılar kendileri istemedikleri sürece anayasada belirlenen 65 yaşından önce emekliye sevk edilemezler. Bak hakim ve savcıları koruduk. Hakimler ve savcılar aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun bırakılamazlar. İşte bu 3 tane maddede neyi koruyor? Hakimleri ve savcılık mesleğini, hakimlik ve savcılık mesleğini koruyucu hükümlerdir. Peki şöyle bir şey vardı. Söyleyin bakalım ne diyeceksiniz göreyim. Bizi koruyucu bir hüküm vardı. Neydi o bizi koruyucu hüküm? Hatta yazıyorum bak ekrana. Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz demiştik. Bu da bizi koruyordu. Buna ne adını vermiştik sevgili arkadaşlarım? Söyleyin duyayım duyayım. Evet. Kanuni
hakim güvencesi adını vermiştik. Bakın hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. Kanuni hakim güvencesi bizi koruyor. Ama hakimler ve savcılar azledilemezler. Kendileri istemedikleri sürece anayasada belirlenen yaştan önce emekliye sevk edilemezler. Hakimler ve savcılar aylık, ödenek, diğer özlük haklarından yoksun bırakılamazlar ifadesiyle neyi koruyor? Hakimlik ve savcılık mesleğini koruduğunu, yani hakimlik ve savcılık teminatı içerisinde yer aldığını da unutmuyoruz. Şimdi arkadaşlar, 2017 anayasa değişikliğiyle birlikte artık yüksek mahkeme sayımız kaça düştü? 4'e düştü. Bak, eskiden kaç taneydi? 6 taneydi. Ama 2 tane mahkeme anayasadan artık kaldırıldı. Bu anayasadan kaldırılmasıyla birlikte yüksek mahkeme sayımız da 4'e düştü. Hangi mahkemeler? Askeri mahkemeler artık var mı? Yok. O zaman anayasamızda artık askeri Yargıtay var mı? Yok. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi var mı? Yok. O zaman bunlar artık olmadığı için yüksek mahkeme statüsünde yer almaz. O halde al sana sınav sorusu. Aşağıdakilerden hangisi 1982 anayasasına göre yüksek mahkemeler arasında yer almaz der sevgili arkadaşlar. 4 tane var. A, B, C, D'ye koyar. E'ye farklı bir şey koyar. O halde yüksek mahkemelerimiz neler? 1. Anayasa Mahkemesi. 2. Yargıtay. 3. Danıştay. 4. Uyuşmazlık Mahkemesidir. O halde ekrana yazıyorum. Defterlerine yaz. Yanlışlıkla ne der? Askeri Yargıtay der. Askeri Yargıtay var mı? Artık yok. Yüksek mahkeme değil. Çünkü anayasada da böyle bir mahkeme yok. O zaman yaz deftere. Yanlışlıkla ne der? Askeri Yüksek İdare Mahkemesi der. Arkadaşlar AYİM, yani Askeri Yüksek İdare Mahkemesi de aynı şekilde 2017 değişikliğiyle birlikte anayasamızdan çıkarıldı. Bu yüzden de artık yüksek mahkeme arasında yok. Ve en çok hepiniz hemen hemen denemelere giriyorsunuz. Deneme çözüyorsunuz veya dershanelerinizde çözüyorsunuz. Genelde hepinizin bildiği bir şey, yanlışlıklara ne der? Sayıştay der canlar, hatırlayın. Sayıştay'da bir yüksek mahkeme mi? Hayır, Sayıştay'da bir yüksek mahkeme niteliğinde değildir. Bak, Yargıtay yüksek mahkeme, Danıştay yüksek mahkeme ama Sayıştay yüksek mahkeme değil. Hatırlayın, Sayıştay ne yapıyordu? Adından da anlaşıldı gibi sayıyor, parayı sayıyor. Mali denetim yapıyor ama siyasi partilerin mali denetimini Sayıştay değil. Kimdi duyayım? Süpersiniz. Anayasa Mahkemesi yapıyordu. Peki size soruyorum. Bu Sayıştay'ı biz yasamada gördük, hatırlayın. Sayıştay'ın hem üyelerini hem başkanını kim seçiyordu? Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiyordu. Peki kanunla mı seçiyordu, parlamento kararı mı? Tabii ki parlamento kararı, yani oylamayla birlikte seçiyordu. Peki yargı denetimi olan parlamento kararı mıydı, olmayan mı? Olmayan. Çünkü hemen hatırlayanlar söylesin. Sadece 3 tane parlamento kararının yargı denetimi vardı. Neydi bunlar? Meclis iş tüzüğü, yasama dokunulmazlığının kaldırılması, milletvekilliğinin düşürülmesi. Geriye kalanların yargı denetimi yoktu. O halde sevgili arkadaşlarım, 1982 anayasasına göre 4 tane yüksek mahkememiz, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi vardır diyoruz. Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ne oldu? Kaldırıldı. Askeri mahkeme o zaman yok mu hocam? Bak, bununla ilgili anayasaya bir madde geliyor. Diyor ki sevgili arkadaşlar, anayasanın 142. maddesinde disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkeme kurulamaz diyor. Demek ki halen daha askeri alanda bir mahkeme kurulabilir mi? Evet, bunun ismi ne olur? Disiplin mahkemesi. Ama
öyle her zaman kafana göre bunu kuramazsın diyor. Ne diyor? Ancak ve ancak savaş halinde sadece asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara bakmakla görevli askeri mahkeme kurulabilir. Demek ki bir kere arkadaşlar şöyle ben çizeyim. Bak askeri mahkeme sadece hangi halde kurulabilir? Savaş halinde. İsmi ne olabilir? Disiplin mahkemesi, disiplin alanında olabilir. Peki ülkede savaş var. Askeri mahkemeyi kurdum. Beni yargılayabilir mi? Bizi yargılayabilir mi? Hayır. Sadece kimi? Asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara bakmakla görevli askeri mahkeme kurulabilir. Yani sivil vatandaşları bizleri ne yapamaz? Yargılamaz. Hatta askerleri de normal suçlarından değil, sadece görevleriyle ilgili suçlardan dolayı yargılayabildiğini unutmuyorsunuz. E peki arkadaşlar, askeri Yargıtay kaldırıldı, askeri Yüksek İdare Mahkemesi kaldırıldı ama yerine yeni bir mahkeme kuruldu mu? Hayır, kurulmadı. O zaman bu askeri Yargıtay ve askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin görevlerini ne yaptık? Başka bir mahkemeye verdik. Nasıl? Bak, askeri Yargıtay. Askeriyi at, ne kaldı? Yargıtay. Demek ki askeri Yargıtay'ın görevleri kime verildi? Yargıtay'a. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi. Bak, idare. E, idari yargıdaki en yüksek mahkeme Danıştay gelecek aklımıza. Demek ki askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin görevlerini de kime veriyorum? Veriyoruz Danıştay'a. O halde gelsin ekrana. Bak ne diyor? 2017 değişikliğiyle birlikte askeri Yargıtay'ın görevleri Yargıtay'a, adli yargıdaki en yüksek mahkememiz birazdan göreceğiz. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin görevleri ise idari yargıdaki en yüksek mahkememiz Danıştay'a. Dikkat et, kafanda kopla. Askeri Yargıtay, Yargıtay, Yargıtay. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi idare Danıştay'a verilmiştir diyoruz. Disiplin mahkemeleri hangi alanda kurulabilir? Sadece savaş halinde. Herkesi mi yargılıyor? Hayır. Asker kişileri. E, askerleri tüm suçlardan mı? Hayır. Görevleriyle ilgili işledikleri suçlara bakıyoruz. Dikkat ediyorsunuz canlar. Ve şimdi artık 3 tane yüksek mahkememizi işleme zamanı geldi. Ne bunlar? 1. Yargıtay'ı işleyeceğiz. 2. Danıştay'ı işleyeceğiz. 3. Uyuşmazlık Mahkemesi'ni işleyeceğiz. Ve bu video bitecek. Bir sonraki videoda da neye devam? Anayasa Mahkemesi. O zaman ilk yüksek mahkemem Yargıtay. Bir kere arkadaşlar, Yargıtay çok yeni bir mahkeme mi? Hayır, değil. Ne zaman? Ta 6 Mart 1868 tarihinde Divan-ı Ahkam-ı Adliye adıyla kurulmuştur. Bakın bu soru da geldi ha. Divan-ı Ahkam-ı Adliye, Şura-i Devlet adlarıyla kurulan mahkemeleri sordu. Yargıtay ve Danıştay. O zaman Yargıtay'ın diğer adı Divan-ı Ahkam-ı Adliye. İlk kurulduğu adı. Ne zaman? 1868'de kuruldu. Peki arkadaşlar, Yargıtay kuruldu, tamam. Yargıtay adli yargıdaki en yüksek temyiz mahkememizdir. Bakın, bireyler arasındaki ilişkiler adli yargıya, bireyin karşısında devlet varsa, devlet eşittir kimdi? İdare, o zaman idari yargıya girer. İşte 2015'in sınav sorusuydu yanlış hatırlamıyorsam, adli yargıdaki en yüksek ilk derece mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir diye sordu. Yargıtay'dır. O yüzden adli yargıda olduğunu unutmuyorsunuz. Ve Yargıtay'ın tüm üyelerini hakimler, savcılar kurulu seçer. Ama evet, Yargıtay'ın üyelerini hakimler, savcılar kurulu seçiyor. Ama sakın unutma, yürütmede söyledim. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını ve vekilini kim seçiyor? Cumhurbaşkanı seçiyordu. Peki size bir soru. Bu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı neyin kapatılması hakkında dava açıyordu? Duyayım. Süper. Siyasi partiler. Nerede açıyordu? Anayasa Mahkemesi'nde dava açıyordu. Şimdi arkadaşlarım dikkat edin. Hem Yargıtay, hem Danıştay, hem Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi 12 yıldır ve yeniden seçilemezdir.
Neden? Zaten 12 yıl görev yapmışsın arkadaş. Bir daha seçilemiyorsun. Ve dikkat edin sevgili arkadaşlar. Başkanlar zaten 4 yıl görev yapıyor. Yargıtay yüksek bir mahkeme mi? Evet, yüksek bir mahkeme. O zaman kararları kesin midir değil midir? Kararları kesindir. Yani Yargıtay'ın verdiği kararlara karşı bir üst mahkemeye gidebiliyor muyum? Hayır, gidemiyorum. Demek ki Yargıtay 1868'de kuruldu. Hangi atla? Divan-ı Ahkam-ı Adliye. Adli yargıda mı, idari yargıda mı? Adli yargıdaki en yüksek mahkemesi. Üyelerini kim seçti? Hakimler, savcılar kurulu. Üyelerinin görev süresi 12 yıl. Hatta başkan ve vekilinin görev süresi 4 yıldır. Ama Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını ve vekilini kim seçti derse, Cumhurbaşkanı'nın seçtiğini unutmuyoruz sevgili arkadaşlarım. Özellikle buraya dikkat. Yargıtay'da bu kadar şey bilseniz emin ol sınavda sizi götürecektir. Başka ekstra bir şey bilmenize, o kitaplardaki uzun ayrıntılara bakmana gerek yok. E ikinci yüksek mahkemem neydi? Tabii ki Danıştay'dı. Arkadaşlar, Danıştay da Yargıtay gibi eski bir mahkemedir. Bak Yargıtay, bir geri geldim. En üst ilk maddeye bak. 6 Mart 1868'de kuruluyor. Divan-ı Ahkam-ı Adliye. Ama Danıştay 10 Mayıs 1868'de Şura-i Devlet adıyla kuruluyor. O yüzden dikkat edin. Divan-ı Ahkam-ı Adliye 1868 Yargıtay. Şura-i Devlet 1868 Danıştay'dır. Peki arkadaşlar, adli yargıdaki en yüksek mahkememiz Yargıtay'dı ama idari yargıdaki en yüksek mahkemeyi sorarsa cevabımız Danıştay. Ve Danıştay'ın üyelerini kim seçiyor? Bak, Yargıtay'ın üyelerinin tamamını hakimler, savcılar kurulu seçiyor. Ama Danıştay'ın, hatırlayın, yürütmeden 1/4'ünü kim seçiyordu? Cumhurbaşkanı. Geriye kalan 1/3'ünü hakimler, savcılar kurulu seçer sevgili arkadaşlar. Ve dikkat ediyorsunuz, aynı Yargıtay'da olduğu gibi Danıştay üyeleri de 12 yıl için seçiliyorlar. Ve hatta ve hatta Yargıtay'da da olduğu gibi Danıştay'da da aynı kişi bir daha üye olarak seçilebiliyor. Şimdi arkadaşlarım, İdari yargıdaki mahkemelerimiz var 4 tane. Mesela ÖSYM 4 tane olan şeyleri sormayı hukukta özellikle çok seviyor. O yüzden mesela der ki, aşağıdakilerden hangisi idari yargıdaki mahkemelerden biri değildir? Bir kere bugüne kadar biz videolarımızda idari yargıya ait iki mahkemeden bahsettik. Biri idari yargıdaki en yüksek mahkeme Danıştay. E bir diğeri de hatırlayın, ta ilk videomuzda İdari işlemlere karşı iptal davası idare mahkemesi demiştik. İki. E üçüncüsü devletle olan ilişkilerimizde vergi mahkemesi. Üçüncüsü de istinaf mahkemesi niteliğinde görev yapan bölge idare mahkemesidir. Bak, bölge idare mahkemesi adli yargıda, bölge adliye mahkemesi derse idari yargıda değil adli yargıda diyeceğiz. Bölge adliye adli yargıda, bölge idare, idari yargıda diyeceğiz. O halde bak, istinaf ve temyiz, kanun yolu incelemesi de dahil olmak üzere idari davalara bakma görevi hangi mahkemelere? Bir, Danıştay, temyiz mahkemesidir. En üst mahkemedir idari yargıda. İki, idare mahkemesi. Üç, vergi mahkemesi. Hatta bu idare mahkemesi ve vergi mahkemesi ilk derece mahkemesi. Bir de istinaf niteliğinde olan bölge idare mahkemesinin olduğunu unutmayacağız arkadaşlar. Bizim burada ilgilendiren en önemli yer idari yargıdaki en yüksek mahkeme Danıştay. Danıştay'ın 1/4'ünü kim seçti? Cumhurbaşkanı. 1/3'ünü hakimler, savcılar kurulu. Hem Yargıtay hem Danıştay. Üyelerinin görev süresi kaç yıl? 12 yıl görev yaptıklarını unutmayacağız canlar. Ve Danıştay görevleri neler? Bir, idari yargıdaki en yüksek mahkeme olduğuna göre önce neye bakacak? İdari davalara bakacak. E, idari yargıdaki en yüksek mahkeme olduğuna göre idari
uyuşmazlıkları çözecek. Kanun teklifleri hakkında 2 ay içinde düşüncesini bildiriyor. Peki bu kanun tekliflerini kim sunuyordu hatırlayın? Milletvekilleri. Hatta milletvekilleri kanun teklifini hazırlıyordu, meclise sunuyordu. Meclis bu kanun teklifini reddederse ne kadar süre aynı kanun teklifi verilemiyordu duyayım? Süper. 1 yıl içinde aynı kanun teklifi yeniden meclise sunulamıyordu. Ve kamu hizmetleri ile imtiyaz sözleşmeleri hakkında da 2 ay içinde düşüncesini belirtiyor. Demek ki idari davalara bakıyor, idari uyuşmazlıkları çözüyor, kanun teklifleri ve kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri hakkında da düşüncesini bildiriyor. Şimdi arkadaşlar soru olarak gelmez ama aklınızda bulunsun diye. Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi dediği şey nedir? Bak, bir kamu hizmetinin kurulmasını ve belli bir süre işletilmesini veya zaten kurulmuş bulunan bir kamu hizmeti varsa bunun belli bir süre işletilmesini öngören idari sözleşmeye kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi denir. İşte bak, bu kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri yapılacaksa Danıştay da 2 ay içerisinde ne bildirdi? Düşüncesini bildirir diyoruz sevgili arkadaşlarım. Bugüne kadar herhangi bir Danıştay görevi vatandaşlık için sınavda gelmemişti. Ola ki gelir, 4 tane görevini bilmekte fayda var sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar 3. yüksek mahkememiz nedir? Uyuşmazlık mahkemesi. Bir kere bak, dikkat et. Burası önemli. Adli yargıdaki uyuşmazlıkları kim çözer derse uyuşmazlık kelimesini görüp lütfen uyuşmazlık mahkemesine atlamayın. Adli diyorsa Yargıtay, idari diyorsa Danıştay. Ama adli ve idari arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını çözer diyorsa o zaman uyuşmazlık mahkemesi diyeceğiz. O yüzden uyuşmazlık mahkemesi adli ve idari, bak, 2 tane yüksek mahkeme arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını çözmekle yetkilidir. Ve uyuşmazlık mahkemesi bir başkan, bunun yanında 6 asıl 6 yedek üyeden oluşur. Bak dikkat et. Uyuşmazlık mahkemesi 6 asıl 6 yedek. Hatırlayın bakayım, hep geriye ket vuruyorum bilerek, bilgilerinizi güncelleyin diye. Yüksek Seçim Kurulu kaç asıl kaç yedekti? Duyayım, süper. Duyar gibiyim bak, gayipten sesler duyuyorum sizin için. 7 asıl 4 yedek üyeden oluşur diyoruz sevgili arkadaşlar. Ve uyuşmazlık mahkemesinin başkanını Anayasa Mahkemesi seçiyor. Şimdi burada sakın unutma. Der ki Anayasa Mahkemesi başkanını kim seçiyor? Kendi üyeleri içinden kendi başkanlarını kendileri seçiyorlar. Yargıtay başkanını kim seçiyor? Kendi üyeleri içinden kendi başkanlarını kendileri seçiyor. Danıştay başkanını kim seçiyor? Kendi üyeleri içinden kendi başkanlarını kendileri seçiyor. Ama der ki uyuşmazlık mahkemesi başkanını kim seçiyor? Anayasa Mahkemesi. Hatta hatırlayın, ta yasamada gördük. Sayıştay'ın başkanını kim seçiyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Sakın karıştırma. O halde gelsin ekrana, hemen notlarınızın arasına bunu canlar alıyorsunuz. Bak, Anayasa Mahkemesi Yargıtay ve Danıştay başkanlarını kendi üyeleri içinden kendileri seçiyor. Uyuşmazlık Mahkemesi başkanını Anayasa Mahkemesi, Sayıştay başkanını Türkiye Büyük Millet Meclisi. Zaten Sayıştay'ın hem üyelerini hem başkanını kim seçiyordu? Türkiye Büyük Millet Meclisi seçer demiştik canlarım. Dikkat ediyorsunuz bak. Hatta geçmişe gene ket vuralım. RTÜK üyelerini kim seçiyordu? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ama RTÜK başkanı derse kendi üyeleri içinden kendileri seçer diyoruz canlarım. Dikkat ediyorsunuz. En basit halde anlatıyorum size. Sınavda gelebilecek en basit halde. Peki o zaman bir tekrar daha yapacağız sizinle. Ne diyor başlığımda? Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi'ni karıştırma. O zaman şimdi yani ben biliyorsunuz yazıp çiziyorum. Genelde sınıflarımda da çünkü ben yazıp çiziyorum arkadaşlar. Çünkü anlatıp geçsem benim için daha kolay. Ama sizler için daha kolay olmuyor.
O yüzden anlattım geçtim. Şimdi de yazıyorum. Bak dikkat et. Önce şöyle yapayım. Yargıtay ile bilmemiz gerekenler. Bir, söyle bana. Adli mi idari yargıdaki en yüksek mahkeme mi? Duydum. Adli. Yargıdaki en yüksek mahkeme. Peki. Bu arada Yargıtay ismini Yargıtat yazdık olmaz. Değil mi? Olur mu? Peki. Söyle bana. Yargıtay'ın üyelerini kim seçer? Duydum. Hakimler, savcılar, kurulu seçer. Peki. Üyelerinin görev süresi kaç yıldır derse 12 yıldır. Yeniden seçilebilirler mi? Hayır. Yeniden seçilemez. Al sana Yargıtay'ın özeti. Tamam mı? Bu kadar. E peki geçtim. 2. Danıştay. Peki söyleyin. Adli mi idari mi? Tabii ki idari yargıdaki en yüksek mahkemedir. Hatta bu ya adli idari yargıdaki bu en yüksek mahkemelerin kararları kesin miydi değil miydi? Tabii ki kararları kesin. Danıştay'ın derse ki üyelerini kim seçer? Hatırlayın. Üyelerinin 1/4'ünü kim? Cumhurbaşkanı. Duyayım sizden de. Siz de kendi kendinize söyleyin bak. 3/4'ünü de kim seçiyordu? Hakimler, savcılar, kurulu seçer diyoruz. Peki. Üyelerinin görev süresine kadar aynı şekilde ne dedik? 12 yıldır yeniden seçilebilir mi? Hayır, yeniden seçilemez diyoruz arkadaşlar. Peki, arkadaşlar bu Yargıtay ve Danıştay'da bu kadar. Hatta Danıştay idari yargıda olduğu için idari yargıdaki 4 tane mahkeme neydi? Danıştay, İdare Mahkemesi, Vergi Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi'ydi. Ve bunların kararları kesin. Peki, geçtim. Uyuşmazlık Mahkemesi. Uyuşmazlık Mahkemesi. Kimler arasındaki uyuşmazlıkları çözüyordu hatırlayın. Adli ve idari yargıdaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını çözer dedim. Peki kaç üyesi vardı? Bir tane başkan. Bunun yanında 6 asıl ve 6 yedek üyeden oluşur dedik. Ve arkadaşlar burada bilmeniz gereken en önemli yer başkanını kim seçiyordu? Anayasa Mahkemesi seçer. Bak sakın ola unutma bir daha söylüyorum. Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi başkanlarını üyeler kendi içinden kendileri ama Uyuşmazlık Mahkemesi'nin başkanını kim? Anayasa Mahkemesi. Sayıştay başkanını kim? Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir diyoruz arkadaşlar. Al sana işte Yargıtay'ın, Danıştay'ın Uyuşmazlık Mahkemesi'nin en baba özeti. Var mı daha özet? Yok. Yaz defterine, denemelerde süper süper netler yapın sevgili arkadaşlarım. Bu videomuzun sonuna geldik ama üzülmeyin. Bir sonraki videoda yargıya Anayasa Mahkemesi ile devam ediyoruz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın canlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.